Geçir bir mutluluk, geçir bir mutluluk, geçir bir mutluluk, geçir. Takımda en iyi oynayabileceği bir yer varken ve diğer için yetersizken İrfan'ı yetersiz mevkiye hapsetmek bence İrfan için de kötü, Fenerbahçe için de kötü. Ama orada diyorum ki iki tane daha oyuncu var. Pelkas'la Mesut Özil var. Yani bu üçünden ikisi hep yedek mi kalacak, olmaz. Kadro mühendisi açısından olur abi, niye olmasın abi? Herkes oturabilir bence yani. Ya herkes oturabilir de her maç herkes oturdu oturmaz. Oturdu da zaten. Ya bir dakika şimdi bak, Mesut ben başka bir noktaya geliyorum. Şimdi bir dakika başka bir şey. Oturmalı daha doğrusu. En azından ben böyle fikrimi tamamlayayım. Ali abi adım. Estağfurullah ya. İrfan ya da çok güzel bir tartışma bu ya. Çok bir oturmalı bence. Ben ikisi oynamaz. Kim haksız falan diye bir şey yok zaten. Bu böyle siyah beyazdan bir gri çıkacak sonuç. Gerçekten. Aynen öyle yani. Sonuçta benim zaten kafamdaki şu, ben seninle yani aynı fikirdeyim. Hı-hı. Ozan Tufan, geçen sezon özellikle, sezon ilk 3-4 ayındaki Ozan Tufan, o tam tarif edilen 3-4-2-1'deki çift yönlü dinamik oyuncuydu. Gustavo'nun yanındaki. Ya 4-2-3-1'de yapıyorsun, 3-4-2-1'de hayli hayli yapar bu oyuncu bunu. Çünkü önünde iki tane daha ofansif orta saha oynayacak. Ya bir forvet tipi işte Rossi veya oraya Valencia'ya gelecek. Bak ben başka yerdeyim. Geçen sezon ve ondan önceki kadrodaki mühendislik hatalarının yansıması bu. Geçen sezon kağıt üzerinde çok iyi takım kursa da devre arasından itibaren ihtiyacı olan yerleri almadı. Ozan Tufan gitti artık Watford'a. Göreceğiz bakalım ne olacak. Bu sezon da aynısı var. Ve büyük ihtimalle, büyük ihtimalle geçen sezonki futbolculuk performansı değil, sağ dışı başka nedenlerden dolayı gönderilmesinin Fenerbahçe yönetimi tarafından son derece mantıklı ve beni dahi ikna eden bir açıklaması olabilir. Olamaz demiyorum. Çok saçma demiyorum. Soruyorum sadece. Gitti. Ama o zaman onun tipinde oyuncu da gelmesi gerekiyordu. Şimdi soruyorum. Crespo Ozan Tufan tipinde bir oyuncu mu? Değil. Peki Crespo Gustavo tipi bir oyuncu mudur? Gustavo klasında olmasa da. Çünkü zaten oraya kimi alacaktı? Japon'u alacaktı. Benim Japon'u Hidemasa insan. Japon'la Crespo farklı tarz ama. Ben. Ya farklı tarz diyorsun da ortak nokta ikisinde böyle dinamik olması. Ya Hidemasa işte... Hidemasa Morita. Uzun oluyor diye. Japon kardeşimiz çok dinamik. Demek ki ne istiyor bu adam? Vitor Pereira. Ya ben diyor iki stoperimden birini bek olarak birini de orta saha olarak göndereceğim zaten diyor. Bir tek merkezde kim kalacak diyor. O ikisi de koruyucu olsun diyor. Zaten Vitor Pereira'nın şu ana kadar yaklaşımına göre İrfan Can'ı oraya eklemeyecek. O kesin. Hiç denemedi. O koymayacak. Hiç denemedi. Çünkü bu teoriye göre. Çünkü burada Ozan diyoruz ama Salah'ı çıkıyor. Denemedi. Oynatmadı Ozan'ı. Tamam. Atilla Salah'ı çok az oynadı. Bir maç girdi 5-10 dakika. Bir maç son, hepsini. Son girdi dönemde. Yer, evet. Ama yani çok az. Şimdi Atilla Salah'ı soldan gidiyor. Değil mi? Bazen orta sağ oluyor. Bazen yani sol iç gibi oluyor. Hı. Bazen sol kanat gibi oluyor. Tisserand sağdan gidiyor. Direkt sağ bek. Ofansif evet. Sağ bek gibi gidiyor. Evet. Yalnız şimdi Ilgaz dedi ya ikisi birden hani ikisi birden oynatamadı bu maçı. Biri diğerinin yerine girdi sakatlık sebebiyle. Şimdi o yüzden oradaki ikameyi iyi yapmak lazım. Bir kere bazı arkadaşlarımız diyor ki saygı duyuyorum, haklı çıkabilirler. 3-4-2-1 oynamamalı bu takım diyen meslektaşlarımız veya Fenerbahçe taraftarları var. Bugün bana söyledi, Ali abi bu düzen biraz karmaşık değil mi? Doğru dürüst 4-2-3-1 oynasak dedi Kadıköy'de. Güzel kardeşim nasıl mutlu olacaksan inşallah öyle olur dedim. Ama buradaki olay bu adam yapmayacak gözüküyor. Her şeyi buna göre kurdu. 3-4-2-1'e göre planladı kurdu. Ve burada işte bir oyuncunun dahi, bak bu sistem böyle bir sistem. Çünkü geçen sonki kadro tam 4-3-3-4-2-3-1 hibridine göre, sentezine göre kurgulanmış bir kadro. Ve oradan bu kadar çıkıyor. İşte sol kanatta Muhammed oynuyor genç. Ya da Ferdi oynuyor. Senin adam gelmedi ya Benfica'na sol kanat. Sol kanat Beki ne daha yakın profilde olan. O zaman şimdi Vitor Pereira'nın ne yapması gerekiyor diyorum. Düzeni mi değiştirmeli oyuncu eksiklere sebep de? Formasyonu mu değiştirmeli? Ne yapmalı? Formasyon değişmez bence. Ilgaz Çınar'a soracağım. Bir de sadece bu puan kaybına sebep değişir. Ilgaz abinin sözünü yedi. Soralım abi. Özür kazandı. Ben özür diliyorum. Peşinden özür diliyorum. Hiç sıkıntı değil kardeşim. Çünkü yani ben de konuşulması gereken bir konu var. Özür diliyorum. O şimdi çekirdek çitleyip konuyu şey yapıyor. Tartışmayı iyi takip ediyor. Ya şöyle. Ben kafamda oturtuyorum sende. Burada bence çok güzel sohbet oldu. Çok teşekkür ederim abi. Bence çok güzel. Tam bir böyle anlayış tartışma. Başka bir şey söylemek zorunda hissediyorum kendim. Çünkü normalde söylemem gereken bir şey. Çünkü sonuç öyle böyle aynı mesleği yapıyoruz ama şimdi Rıdvan Dilmen çok değerli bir adam. Bence en iyi yorumculardan biri. Farklı bir bakış açısı var. Bence iyi de çok iyi ifade ediyor kendini. Bugün 3-4-3, Fenerbahçe 3-4-3'te şampiyon olamaz dedi. Ben bunu şu açıdan tehlikeli buluyorum. Yani Rıdvan Dilmen bir yorumcu ama bir yandan da Fenerbahçe üzerinde çok etkili bir insan. Şimdi bunu açık seçik hepimiz biliyoruz. Transferler de dahil olmak üzere. Birçok konuda etkin birisi. Çok da severim insan olarak ama... Ama dediğim gibi bu bir yani bir
futbol severin, bir futbol yorumcusunun görüşü mü, yoksa bu işi Vitor Pereira'ya müdahale edebilecek mevkilere kadar götürebilecek bir çıkış mı? Ben bunu merak ediyorum. Şu açıdan yani kimse, yani Töhmet Halk'la bırakmak anlamında söylemiyorum. Mesela Rıdvan Dilmen Galatasaray 4-3'ü oynamaz kardeşim dese, yani o yorum çok o kadar şey değil ama hiç bunun tartışacak bir tarafı yok. Etki anlamında söylüyor, söylüyorsun. Etki anlamında söylüyorum. Çünkü bunun Galatasaray'a bir etkisi olmaz ama 3-4-3'te Fenerbahçe şampiyon olamaz 12 Eylül'de, yani daha yani Eylül'ün ortası, bu takım ilk kez puan kaybetmiş. İlk kez puan kaybetmiş. Puan kaybı da kalecinin açıkçası saçmalaması üzerine olmuş bence. Bunun üzerine bir formasyon eleştirisi bu kadar yüksek sesle yapmak bana biraz şey geliyor. Yani buna sebep değiştirilir mi yani? Ya değiştirilir mi değil. Şey ya fikrin yani Rıdvan Dilmen nefret edebilir 3-4-3'ten. Sonra kendi kişisel hakkıdır ama Rıdvan Dilmen'in bu yorumu Vitor Pereira'nın, hani bir dönem baskılan ilk Vitor Pereira dönemini hatırlıyoruz. Adam fan persi adam sakat adamı, konusunu yetmeyen adamı oynatmak için belki sezonu verdi. Yani vermek zorunda kaldı. Adamın müdahale edildi açıkçası. Onun yüzünden mi adam Aziz Yıldırım müdahale etti girdi ya. Allah Aziz kahretmesin gerçekten. Aziz Yıldırım ya, müdahale etti. Ben açık söyleyeyim. Yani Vitor Pereira aramıza kara kedi girdi. Yanlış şimdi yani Rıdvan Dilmen'in Rıdvan abinin diyeyim. Ben birebir muhatap da çok oldum. Dediğim gibi severim. İnsan olarak çok da hoş bu sohbet bir insanlar. Ama büyük yazıyorum. Fenerbahçe üstündeki etkisi bu kadar büyükken, bu kadar erken, bu kadar büyük bir çıkış yapması beni biraz Vitor Pereira adına endişelendi. Ben Fenerbahçe'den endişelendim bugün açık söyleyeyim. Bir de ayrıca 3-4-3 oynamıyor abi takım. 3-4-2-1 oynuyor yani. Bu da çok yani, önemli bir fark yani. Ben 3-4-3 yorumlanabileceğini düşünüyorum. 3-4-2-1 yani. Hayır canım. Yani yok, yorumlanabilir abi. İrfan başka bir şeyden bahsediyor aslında. Yani yönetime yakın, Fenerbahçe camiası üzerinde etkin bir isim. Acaba değişir mi diyor ama ben sana bir şey söyleyeyim bitirdikten sonra sözünü. Lütfen tamamla. Bitireyim. Yani şu bakımdan yani... Etki alanı bu kadar büyük bir isim, bu kadar büyük çıkış yapması bence Fenerbahçe'yi etkileyebilir. Ve ben Vitor Pereira'nın doğru yaptığını düşünüyorum. Açıkçası açık söyleyeyim, bu kadro bunu oynar. Bence birçok oyuncunun performansını yukarı çekti. Fenerbahçe'nin de iyi olduğunu düşünüyorum. Yani puan kaybetmesi benim için çok önemli değil bugün. İyi yolda olduğunu düşünüyorum ve bu çıkışında bunu etkileyebileceğini düşünüyorum. Kişisel kanaatim. Dediğim gibi saygı duyuyorum görüş olarak. Rıdvan abi de çıkıp diyebilir ya ben görüşümü söylüyorum ne alaka falan diyebilir. Ama çok kişi o zaman da haklıdır. İşte, çok taraftarı etkiliyor. Bak o zaman da haklıdır. Ben şey diyemem. Rıdvan abi derse ben ne etkileyeceğim? Ben fikrimi söylüyorum. 3-4-3'ü beğenmiyorum diyebilir. Ama 3-4-3 ile şampiyon hak olmaz veririm. Başka bir şey. Hak veririm ama bunu da söylemem lazım. Çünkü çok içime sinmedi. Çünkü ben yarın öbür gün bu işin hani Ali Başkan'ı etkileyip bunu Vitor Pereira yansıyabileceğini düşündüm bugün. Ben düşündüysem Fenerbahçe taraftarı da düşünmüştür. O yüzden bir ifade etmek istedim. Bir kusura bakmayın. Ilgaz abiden de ekstra özür diliyorum. Bu işin uzmanısın. 3-4-2-1 ile şampiyon olmadı mı abi bu Chelsea? Ya bu Atalanta bu büyük çıkışını, şampiyon ligi takımı olmasını bu formasyonla yapmadı mı? Dezerbi. Şimdi Fenerbahçe'nin daha önceki sezonlara göre daha iyi performans istemiyor mu? Abi, Fenerbahçe taraftarı. Şimdi önümde şey yok. Hani takımın bir ortalama pozisyonlar vardır ya. Ama genel anlamda... Fenerbahçe kendi ceza sahası ve o bölgede mi karşılıyor rakibini yoksa rakip bölgede mi karşılıyor? Bunlar da önemli. Sor. İşte, yani şimdi niçin söylüyorum ben? Nasıl karşıladı mesela? Senin izledin. Bak, şöyle söyleyeyim. Şimdi Rıza Çalınbay yani böyle mücadeleci takımdır. İşte çok şey yapar. Burnley gibidir Rıza Çalınbay. Şandaycı hocam gibidir adam değil adama, mi? Adam adama. Evet. Orta sahada. Evet. Şöyle söyleyeyim. Bak ben sana ikili mücadele. Fenerbahçe tam 61 ikili mücadele kazanmış. Az mı Sivas'a karşı? Sivas Spor 45. Şimdi böyle karşılama mesafesi demem oydu. Yani benim mesela şöyle bakalım. Fenerbahçe 14 tane hava topu kazanmış. Ki genellikle bunlar hep yatabareyle çıkılan toplar falan filan. Öyle söyleyelim. 10 tane pas arası yapmış Fenerbahçe. Bu pas aralarını Atilla Salay mı yaptı? Yoksa orta sahadaki oyuncu grubu Diego Rossi'lerle beraber, Osayi Samuel'lerle beraber mi yaptı? Söyleyeyim mi hemen? Lütfen. Bugün sahanın en çok pas arası yapan ismi 3 pas arasıyla Osayi Samuel. Tamam. Şimdi nerede karşıladığını anlatıyoruz biz meselenin. Yani dörtlü savunmanın sağ beki olarak karşılamıyor bunu. Üçlü savunmanın ilerideki adam olarak karşılıyor Osayi Samuel. O pas aralarını yapıyor. Ben Kurgun'un bir oyuncuyu çok daha yukarıya çıkarabileceğine de inanıyorum. Kurgun yani diziliş önemli değil bu noktada. Üçlü savunmada dizilebilirsin, dörtlü savunmada dizilebilirsin. Hep aynı örneği veriyorum ama bu örnek benim için çok çok önemli. Metipol Başakşehir Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ı yenerken İstanbul'da Daniel Alexic, İrfan Can Kahveci ve Berkay Özcan'la oynadı. Bu adamların hiçbirisi
Ne klasik altı numara. Ne kadar iyi oynuyordu değil mi? Evet, harika oynuyordu. Bak harika harika futbol oynuyordu. Şimdi işte atıyorum Endiay Şime ve Tolga ile çıkıyor misal Aykut Hoca. Kaçta kaç oldu? Dörtte kaç yenilgi? Aykut Kocaman Hoca adı da milli takımda geçiyor. Yani bütün 4 maçın 4'ünde de mağlup oldu. Bir bakayım biz tam girdiğimizde 90 artı 6 idi. 90 artı 8. Milli takımın teknik direktör kriteri de çok enteresan. Onu da bir ara konuşuruz. Neyse. Yani anlatmaya çalıştığım şu. Mesela İrfan Can muhabbetine sadece şöyle bir şey yapabilirim. Bu kadar önde karşılayabileceğiniz bir noktada bazı maçlarda İrfan Can oranın kurtarıcısı olabilir. Ama Luis Gustavo'lu bir kurgudan bahsediyoruz. Ya da Crespo'nun olduğu. Yani önde oynarsan önde iyi oynarsın yani. Önde oynadığın anda bu işi yapabilirsin. Yani mesela şimdi Atalanta izliyoruz. Tamam çok uç örnekler veriyorum ama Atalanta tabii şeyle oynuyor. Çok uç değil Atalanta öyle. Zapakosa, bir Manchester City gibi Barcelona Real Madrid gibi de Zapakosa değil. Zapakosa ve Mahle ile oynuyor da o sebepten. Hani şey kenar oyuncuları çok değişik olduğu için söylüyorum bunu ama Pasalic ve Froiler'le oynuyor mesela merkezde. Bak dikkat böyle Pasalic ve Froiler'le oynuyor. Pasalic direkt Türkiye'ye gelir derler ki ya bu ofansif orta saha derler. Hayır işte. Değil. Bu teknik direktörün çift yönlüğü. Hatta bir tane 10 numarayı da Mesut Özil gibi Pessina'yı da oradaki 3-4-2-1'deki Pelkas veya da Mesut veya da İrfan rolünde biçtiğimiz noktadaki gibi oynatıyor. Veya da Diego Rossi'ye göre. Mesela şimdi bu hafta yenildi Fiorentina'ya. Benim de tek izlediğim maç oldu Serie A'da. Bir de tabii Juventus Napoli'yi izledim. Derbi orada. Bir de Napoli 40 yıl maçı kazandı için kaçırmayayım. Tekrarını izledim. Yalan yok. Öbürünü canlı izledim. Fiorentina da ona göre öyle cevap verdi. Şimdi bak Vitor Pereira günümüzün taktiksel gelişimlerini falan eskiden beri çok iyi takip eden. Çünkü Portekiz ekolü. Böyle Portekiz'i sadece şimdi hazır Serdar'ı yok ya okuyayım. İşte Portekiz'in menajerleri çok güçlü. İyi de abi başarısı olan kovuluyor işte. Biraz boğaz. Olmuyor. Tabii. Öbürü oluyor böyle işte sakal reis. Ama Crystal Palace yendi mesela. Hani adam başka bir şey yapacak artık falan filan. Abi olan oluyor işte Mourinho. Bazen dünyanın en iyisi oluyor. Hani uzun yıllar sonra olmuyor falan. Hani şimdi Roma'da. Değil mi? Roma kaç yılının en son şampiyonu? Capello vardı. 2000'lerin başıydı yani. Daha Yağız Bey ilkokulla bile gidiyor muydu bilmiyorum yani. O zaman abi bak bırak. Yılık süt içiyordum herhalde. Ya yok ya hoşuma gidiyor. Bak senin yanında daha da genç gözüküyor. Hep yani. Sizlerin yanında daha genç gözüküyor. Ama abi bu iş bak şimdi Rıdvan diyeyim ben gerçekten. Bu konuda çok erken bir baskı. Çünkü gerçekten o bir bak söyleyeyim ya Fenerbahçe taraftarı için. Onunla aynı siyasi görüşte olmayan Fenerbahçe taraftarları için bile. Büyük idol abi hele benim yaşıtlarım için. Ya Selim Ay işte abi. Bak Rıdvan diyeyim beni görürse gider sarılır. Aynı fikirleri siyasetle alakalı başkası söylese yan yana oturmaz. Bu kadar seviyor. İşte o yüzden çok erkenden cami üzerinde baskı oluşuyor. Bir de böyle geçen sefer Rıdvan Dilmen'in çok kalbi kırılmıştı. Bu Vitor Pereira ilk teknik direktör döneminde yine oyun tarzıyla ilgili bir açıklama yapmıştı. Ve Aziz Yıldırım internet sitesi falan filan. Hakikaten ben o gün yanındaydım. Çok acayip üzülmüş, bozulmuştu haklı olarak. Efsanesi olduğu takımın falan. Ya. Ya o yüzden biraz daha sabırlı olmak lazım ya. Şimdi Sivas Spor'u hakikaten Altay'ın hatası ya. Rıza Hoca der ya basit goller yedik. Asıl basit golü Fenerbahçe'ydi kralın. Çünkü Altay'ın o hata yapmasını beklemiyorsun. Şu eleştiri açıklık yani çok daha mantıklı karşılanabilir mesela. Şunu söyleyebilirdi değil mi Rıdvan Dilmen? Ya Fenerbahçe'nin oyuncu transferi, kadro mühendisliği bu üçlü savunmayı şimdilik oynamaya yeterli değil. Burada zorluklar yaşayabilir. Bunu böyle açıklanır. Sabırlı olalım. Sabırlı olalım. Bak bu çok farklı olmazsa bir noktadır. Olmazsa değiştirir zaten tabii. Hocam. Mantıksız evet. Adam değil falan. Yani zamanında Fatih Terim'e de Galatasaray Medyası aynısını yapmıştı. Hınca Uluç başta olmak üzere. Olmuyor. Yok, Fatih falan başlıkları vardı yani. Turgay Şeren'le beraber rahmetli. Yok yok. 96'da. Çok çirkin. Tabii, burada öyle çirkin. Burada çirkinleşmedi. Yok yok hani şeyden bahsediyorum işte. Böyle oynanmaz Fatih. Dörtlüye dön Fatih. Ona dön Fatih. Buna dön Fatih. Vitor Pereira bu arada esnek de bir adam. Yani bazen dörtlüye döndüğünü de göreceğiz. Belki başlangıç olarak değil maç içinde doğru şeyi oluşturabilirse ama daha bu oyunlar hep sabredilmesi gereken oyunlar. Yavaş yavaş olgunlaşacak. Yavaş yavaş olacak bu oyunlar. Hemen abi, olmuyor. Hemen olmaz. Inter'den çok güzel bir örnek verdin abi. Son şampiyonlukta. Yılların böyle açık oyuncusu. Artık açık oyuncusu da değil ya. Bildiğin böyle kanat forvet. İvan Perišić abi. Sol forvet, sağ forvet. Değil mi? Ya adamı var ya. 3-5-2'nin solunda oynattı. Bu arada demin dedim ya. Böyle Chelsea bu şekilde şampiyon olmadı. İşte 3-4-2-1 oynattı. 3-4-3'e çevirdi. Mesela Conte direkt 3-4-3 oynatıyordu. Hatırla bak örnek vereceğim. Fenerbahçe'ye gelen Moses. Ya Moses şimdi olsa her maçta kanatta tek oynatır biliyor musun? Fenerbahçe taraftarı şu anda Moses'u arıyor geldi. Yani. Yanlış konuşa çıkırdı. O zaman ya bu nasıl açık oyuncusu? Değil. En son Wigan'dan Liverpool'a geldiği zaman açıktı. Pardon Chelsea'den Liverpool'a kiralık geldiği zaman. Wigan'dayken acayip hani yıldız adayıydı 18-19 yaş. Baktar olmuyor abi. Sol ön oyuncusunu adam sağ kanat beki yaptı Chelsea'nin şampiyonluğunda. Bırakın Vitor Pereira da kadro içinden bir tane bunu çıkarsa. Çünkü hep bu örnekleri veriyoruz. Conte diyoruz. Perišić oynattı. Öbür takımda Victor Moses oraya. Bak Moses sana geliyor. Sen onu orada oynatmıyorsun. Anlatabiliyor muyum? Sen onu orada oynatmıyorsun. Sonra niye Moses oradaki gibi oynayamıyor? 4-2-3 bir oradaki gibi oynatsın adam. Bir bırak. Bir de şu şeyi de açalım abi. Ya şimdi gerçekten olacak iş değil ya. Bu konu gelmiş ya şimdi. Rıdvan Dilmen deyince Aykut Kocaman da akla geliyor. Abi olamaz böyle bir şey ya. Bak
Fenerbahçe'yi yarı finale çıkaran UEFA'da değil mi? Hı hı. O Aykut Kocaman ertesi gün milli takımdan teklif gelse tabii alkışlarım. Kardeşim liyakat. Oralardan buralara çıkardı takımı. Yarı finale çıkardı. Son dörde kaldı Avrupa'da. Tebrikler diye. Ama şu abi geçen seneden beri Başakşehir'in puan ortalaması nedir? Aykut Hoca geldiğinden beri. Ya 4'te 4 yenilgi hiç hatırlamıyorum herhangi bir takım başına geçtiğini ya. Ya bunun düşünülmesi bile çok garip yani. Adama da kötülük. Konyaspor ilk gittiğinde de olmuştu bu. Ama kadroyu yenileyip sonra çok ciddi bir temizlik yapıp bir şeyler. Avrupa Kupası Belarus'undaydı. Işte, Türkiye Kupası falan. Şey gelmişti. Barcelona falan. Alexander Hleb'leri falan bir yollayıp ondan sonra kendi takımını oluşturmuştu. Oynatmaz tabii Hleb. Oynatmaz. İyi ki Serdar Ali yok. Konu çok uzardı. Hleb'den ama burada kocaman. Geçen seneden beri burada. Serdar Ali'nin dediği gibi bağlayalım. Aykut Hoca her zaman bir çöküş yaşar. Ondan sonra bir 8-9 maçlık seri yakalar. Umarız o seriyi yakalayabilir Aykut Hoca. Yalnız milli takım çöküş yaşadı. Evet milli takım çok da kısa sürede. Ben Başakşehir için konuşurum artık. Milli takım demişken bir açıklama var. Fatih Terim açıklaması var. Onu vereceğiz. Arkadaşlarımız hazırlamış. Ardından Beşiktaş'ı konuşacağız. Ve Beşiktaş'ı da bitirdikten sonra program başında bahsettiğimiz bir konu vardı ki soru cevap yapacağız bugün. Ve bundan sonraki canlı yayınların sonunda o canlı yayınların sonundaki soru cevabı da voley uygulamasında yapacağız. Voley'de şu an bir paylaşımımız var. Onun altına sorularınızı sorabilirsiniz. Ben de değerli yorumcularımıza bu programı bitirip hep birlikte uygulamaya geçtikten sonra hepsini ileteceğim. Fatih Terim'in Şenol Güneş'le ilgili yaptığı açıklama ekranlarınıza geliyor. Şenol Güneş bu ülkeye hizmet etti. Sevapları çoktur. İtibarsızlaştırma, yaralama hiç hoş değil. Bunları hak etmedi. Şenol Güneş bu ülke... Devamı galiba bu. Herkesten fazla ister kazanmayı. Evet. Herkesten fazla ister kazanmayı. Sevapları herhalde çok fazladır. Gelip görev yapmak, imza atmak nasıl doğalsa ayrılmak da doğaldır. Ayıp ediyorsunuz hocaya. Ya Fatih Hoca şey diyor, bana da yaptınız aynılarını diyor. Allah ben ilk kez bu arada böyle bir açıklama gördüm. Fatih Terim'in daha önce Şenol Güneş'le ilgili bir açıklaması. Var, çok sever. Hayır, ama bu tarz. Yine de bu seviye hocalar birbirlerinden çok bahsetmez. Evet, bahsetmezler. Ben şaşırdım ama ben çok daha... klas bir şey. Bu arada ben birebir de çok sevdiğini söylerim. Katılmıyorum ama çok güzel, bence doğru bir açıklama. Yani o mevkideki bir için iyi bir açıklama. Tutturla. Gerçekten yani bunu başta görsek, dinlesek benim dur çok ya, devam gitti. Edelim. Bu ay yıldızı Şenol da ben de göğsümüze taşıdık. Oyuncu olarak evet. Söylüyor hakikaten. Bizden fazla kim isteyebilir? Doğrudur. İşin teknik boyutu öldürdünüz. Ha? Bundan hiçbir şey anlamadım. Öldürme mi? İşin teknik boyutunu öldürdünüz diyorlar. Teknik boyutu teknik anlamda. Ekonomik yani. Olarak yani bir sonraki cümle aslında açıklıyor. Devam edeyim. İşin ekonomik boyutunu geberttiniz. Ben şaşırıyorum ben çünkü. Bir sakinleşelim ya, bu çocuklar bizim çocuklarımız. 4 maç var, sakinleşin. Hani biz bitti demeden bitmez sloganı tam zamanı şimdi demiş. Nasıl yani? Böyle. Ya milli takım 4 maç daha var. Gideceğiz Dünya Kupası'na diyor Fatih Hoca. Abi yani. Okuyorum ya. İnşallah biz de onu söylüyor. Yani. Bir şey söyleyeceğim. Biz de bu ay yıldızı göğsümüzde taşıdık. Sizleri de çok sevdik. Ama altı yiyince benim aranızda en sevdiğim kişi Şenol Güneş. Biliyor ki ya Mustafa Denizli, sonra Şenol Güneş, sonra Fatih Hoca mesela, ama abi yani eleştiri teknik adamını geliştirir. İşin taktik boyutunu, taktik boyutunu öldüren yok. Konuşmaya çalışanlar var. Herkesi aynı kefede koymamak lazım. Biz nasıl tüm teknikleri aynı kefeye koymuyoruz? Sizlerden de ricamız bu olacaktır. Öldürme, gebertme falan yok. Bu takımın hastasıyız. Bu takım sıfır puan almasına tahammül edemiyoruz. Tıpkı o takımın Şenol Hoca'nın kalede, Fatih Hoca'nın libero olduğu takımda da kötü sonuçları alınca tahammül edemediğimiz gibi, ama kimse ayınızı, aidiyetinizi sorgulayamaz. Asla. Ama bizimkini de sorgulayamaz kimse. Biz de taraftar olarak aynı aidiyeti hissediyoruz ki bu kadar sinirleniyoruz. Bu kadar sorun haline getiriyoruz. Bu kadar sevdiğimiz insanlarla aramızı bozuyoruz. Yani tek milliyetçi de bu takımı çalıştıranlar değildir. Sadece oynayanlar değildir. Onu da söyleyeyim de yani. Fatih Hoca'ya değil tepkim. Genel toplamda hani. Yo, biz milli takım için her şeyi yaptık. Biz de yaptık. Tepkinde haklısın. Eleştiriyi hak ediyor. Bel altı olmadığı sürece eleştiriyi hak ediyor. Ama burada zannediyorum ki Fatih Hoca'nın söyledikleri biraz ya güzel da... mesleki dayanışma. Mesleki dayanışma. Çok güzel. Ben bir şey söylemiyorum buna. O mesela kişisel işlere. Mesela Hıncı Uluç'un Fatih Terim'e de Şenol Güneş'e de yazdıkları teknik taktik değildi. Ve haksızdı. Haksızdı yani. Ya çünkü bir tanesi, yani ikisi de milli takım tarihinin en başarılı iki teknik direktörü. Onun kıyafetleri, ayakkabısının neresine bastı, hangi ayakkabıyı giydiği, saçının nasıl olduğu kimseyi ilgilendirmez. Sonuçlar ve oyuncu performansları, takım performansı ilgilendirir. Çünkü hepimizin milli takımıdır. Bu konuda da her türlü eleştiri yapabiliriz. Kimseye de bel altı vurmayız. Vuranın da artık Fatih Hoca ile Şenol Hoca ne isterse yapsın yani. Beni ilgilendirmez. Geçir bir mutluluk, geçir bir mutluluk.